Öncelikle hocam izninizle sizden kısaca bahsetmek istiyorum. Sizi e, yeteri kadar e, tanıyorlar elbette ki ama tanımayanlar için e, böyle kısa bir özgeçmişinizden bahsetmek isterim. Vallahi Fatoş Hanım şart değil yani. Buyurun. <laughs> siz ben yine de bahsetmek isterim efendim. Maçka doğumlusunuz. Meteoroloji ve Afet Yönetimi profesörüsünüz. Atmosfer bilimleri ve afet yönetimi konusunda Türkçe ve İngilizce yayınlarınız var. Halen İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Merkezi'nin ve Kızılay Başkanı'nın da danışmanlığını yapıyorsunuz. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyesisiniz. Saymakla bitmeyen deneyimleriniz, bir dolu eğitimleriniz var. Maşallah diyorum. <laughs> Valla çalışıyoruz işte ne diyelim. İyi Gelelimiz. ki varsınız, gerçekten iyi ki varsınız. Hocam hemen konuya gireceğim o zaman. Son 500 yılın en büyük depremini yaşadık biliyorsunuz ki 6 Şubat depreminde. Ama hepimiz bir hafıza kaybı yaşıyoruz. E, gündem çok hızlı gelişiyor elbette ki ama bu 500 yıllık depremin üstünden e, Türkiye'nin ne kadar böyle deprem ülkesi olduğunu bilmeyen insanlar bunun farkındalığına erişti. Biz bu depremden sonra neyi doğru yapmaya başladık sizce? Vallahi şu anda ekrandaki <laughs> görüntüde ki hanım e, yaptıkları yanlış. Evet özellikle onu e, vermek istedik. Sizden bunu, doğruları dinlemek istiyoruz. Bilmiyorum onu kim hazırladı. Yani ki diyor masanın yanında durduruyor onu. Evet. Çünkü yani, bilinen yanlışlardı ya değerli hocam. Hani yapılan an. yanlışları özellikle devlet, size sormak Devlet için. de bunu yapıyor. Bu milletin işte laf olmasın diye. Mesela bu kadıncağızın Hı hı. Demin masanın yanında duruyordu masanın yanında değil altında durması gerekiyor hı hı. altında yani bina çökmeyecek zaten bina çökerse yerinde yanında dur altında dur fark etmez ama bina çökmeyecek binalar için kural var güvenlik kuralı o da masanın altı der evet. yanı değil hı hı. böyle orta yolcu yanlış hareketler. Yani bunlar Türkiye'nin işte geldiği yer burası. Hala böyle. Hala aynı yanlışları yapmaya devam ediyoruz diyorsunuz. Literatüre göre hala literatür yok bizde yani. Hala kafasına göre, ona göre, buna göre. Şimdi bu ekrana görülen yıkıntı sanki gazaya benziyor. Yani bombalanmış gibi ama maalesef bu 500 yılın dediğiniz deprem 6 Şubat'taki evet. bu Maraş, Hatay. ki Hatay Antakya buralar e, birkaç kere yıkılmış yani e, yüzyıl geçtiğimiz yüzyıl boyunca. E tabii insan tabiatı e, unutmayı istiyor insan. Hı hı. Yani bütün gerçi hanımlar bazen bir şey unutmuyor da ama normalde insan ha. psikolojisi unutmak <laughs> üzerine kurulu. Evet, evet. E, e, onlarla yaşamak biraz zor tabii geride bırakmak gerekiyor. Elbette. E, bu 6 Şubat depremi bu Hatay'ın yıkılıp mesela Hatay yıkıldıkça dağlara çekilmiş yerleşimler sonra e, tekrar vadiye yayılmış yıkılmış tekrar dağlara çekilmişiz. Yani böyle bir durum var. Buradan Nasıl? ders çıkarmak yani belki o anda bir ders çıkarıyoruz da zamanla unutuluyoruz bunu. Unutuyoruz bunları yani. Tekrar işte zamanla herhalde dere yatakları Asin Eğri'nin etrafı yerleşime açılmış. Yani görseniz Antakya'yı falan hı hı. görürsünüz ki dağlarda yamaçlardaki eski Hatay yerinde duruyor. Hı hı. Asin Eğri'nin etrafındaki derede o aleviyon yatak dere yatağı taşkın yatağındaki binalar yeni olsa dahi yıkılmışlar. Çünkü hı hı. zemin e, deprem dalgalarını büyütüyor. Yeni yapılan binalar bile yıkılmış o bölgede. Hı hı. Şimdi yani bu yer buna şimdi belki şu andaki acıyla yani yerleşim biraz uzak tutmaya çalışıyoruz oradan. Hı -hı. Ama ileriki yıllarda ne olur? Yine bu bölgeleri yerleşim açar mıyız? Yani dersleri gelecek nesillere taşıyabilmek önemli. Evet doğru söylüyorsunuz. O yüzden bize rica ediyoruz. Yani bu kentlerde deprem yaşayan yerlerde yıkık bir iki binayı Hı -hı. bırakın olduğu gibi. Yani gelecek nesillere bir ders olarak kalsın ibret alem olarak. Ama maalesef onu yapmıyor bizim ülke Türkiye'de o bek e, şey evet. değil. Evet, doğru. Uygulanan söyleniyor. bir yöntem değil. Mesela Japonlar bunu yapıyor. Japonya ya gittiğiniz zaman hı hı. E, yıkılmış binaları, hatta içindeki mutfağıyla vesaireyle bir muhafaza ediyorlar. Evet, dokuz şiddetinde yani, yaşıyorlar depremi, değil mi? Ve yani değişiyor şiddetleri, hı hı. büyüklük bunlar hepsi farklı şeyler. E, yani tabii ki yıkım mesela mesela şu yıkımın hı hı. şiddetine baktığınız zaman çok büyük. Bebrem evet, belki 7.8 ama şiddet yani şiddet bu ortadaki etkisiyle ölçülüyor bunlar tabii yerli bir olmuş hı hı. büyük bir şiddetle burada e, her şey yerin dibi yani bir enkaz haline dönmüş bütün kent e, bu yani ne bileyim ben bu biraz tekrarlanan bir şey yani bunu evet. nasıl olacak da biz gelecek nesillere bunu aktaracağız. O çok konuda bir oluyor. fikrim yok Patoş Hanım. Hocam e, tekrar yine tabii ki deprem konusunu ele almak istiyorum sizinle ama deprem, sel, heyelan, çığ, don gibi birçok doğal afetler var. Ülkemizde de özellikle bu deprem sonrasında daha fazla tetiklemeye başladı. Bugün Göbekli Tepe'ye hatta e, bağlandık biz orada. E, sel olduğu için müzeyi kapatmışlar mesela. Şimdi işin uzmanı olarak size sormak istiyorum. Afet türleri nelerdir? <laughs> Afet türleri de şey olaraktan yani genel gruplandırırsak hı hı. dörde ayırabilirsiniz. Bunun bir tanesi hı hı. E, doğa kaynaklı afetler. Biz doğal demiyoruz. Hı hı. Çünkü doğal deyince millet yanlış anlıyor. Yani doğa ile ilgili tabi afet değil de evet. normal bir afet gibi anlıyor. Doğal yani diyor. Bu normal diyor. Hı hı. Bunu diyor çürük yapacağız yıkılacak diyor. Bu bizim diyor. Kaderimiz diyor. Öyle bir anlayış var. Evet. Birisi doğa kaynaklı afet. Hı hı. İkincisi Teknolojik kaynaklı afet uh -huh. üçüncüsü de insan kaynaklı afetler uh -huh. bir de bunların karışımı olan hibrit afetler var uh -huh. yani bu şekilde dörde ayırıyoruz doğa kaynaklı insan teknoloji bir de hibrit olarak uh -huh. Uh -huh. ve bu afetlerin biz genellikle hepsini yaşıyoruz yani Türkiye'de mesela doğa kaynaklı dünyada 31 afet var bunun yani aktif volkanımız yok bir de tropikal fırtınalarımız yok. Yani bu tayfunlar. Hı tayfınlar. Bundan başka bütün afetler var Türkiye'de. Peki hocam bu konularda ülkemizin de e, coğrafi şanssızlığı nedir? Vallahi e, Türkiye'de yani seller, deprem, orman yangınları, hı hı. yani çığlar, heyelanlar. Yani bu şey düşünüyorum şimdi Türkiye'nin haritası kafam önünde. Hı hı. Türkiye büyük bir ülke, ee, bir anda dört mevsimde yaşayabiliyor. 8.800 kilometre kıyısı var. Hı hı. Yani aslında şans mıdır, şanssızlık mıdır? Çünkü bunların şeyleri de var yani Zahmetin yanında rahmetleri de var. Evet. Yani mesela evet. işte volkanik alanlarda kaplıcalar var. Hı hı. Dep Deprem bölgelerinde de işte kaplıcalar, maden suları falan var. Yani bunlar. Bunlarla yaşamayı bilsek bunları avantaja çevirebiliriz. Evet. evet. Yani bu e, doğanın bir parçası bunlar. Bunlarla beraber yaşamayı e, bunları unutmadan yani dikkat alarak yaşamayı öğrenmemiz Önlemlerimiz gerekiyor. Önlemlerimizi alarak değil mi? Mesela hocam yani, ben... Evet. Heh, buyurun. Evet. Bunlar yokmuş gibi yaşıyoruz da. Maalesef öyle olabiliyor. Depremi bizzat yaşamış ve içinden geçmiş biri olarak söylüyorum. Deprem çantası Hı. hazırlamadığımızı fark ettim. Sonra bir deprem çantası hazırladık vesaire. İşte arkadaşlarıma soruyorum, deprem çantanızı girişte tutuyor musunuz? Her şeye rağmen diyorlar ki kaldırdık psikolojimizi bozuyor. Anladım. Bu bizim <gülüyor> <gülüyor> psikolojimiz çok kolay bozuluyor da. Evet. Yani bu, Fatoş Hanım öncelikle Binamız sağlam olacak. Evet. Bu, hı hı. bu binamızın sağlam olması konusu en öncelikli konu. Ondan sonra eşyalarımızı sabitlememiz gerekiyor. Hı hı. Sonra aile afet planı yapmamız lazım ve temel acil durum malzemelerini biriktirmemiz lazım. Yani evimiz sağlamsa bunları çantaya koymanıza gerek mi? Evin herhangi bir yerinde durabilir. Önce evimi sağlamlaştıralım diyorsunuz yani Evet, o hı hı. kesin yani. Hı hı. Sıfırıncı saniyede birinci şart. Sağlam bina. Bina sağlam değilse Fatoş Hanım, diğerlerinin çok anlamı kalmıyor. Evet. Yani bina bir evet. kere sağlam olacak. Şimdi belki böyle bir yanlış bir anlayış var yani. Binamız çürük ama biz üçgen yapacağız. Beşgen yapacağız filan. İşte şöyle böyle hayatta kalacağız gibi bir yanılgıya girmemek lazım. Evet. O da. Binanın 130 var. metrekare ise 70 metrekareye indir ama sağlam olsun. Yani e, zorunlu değilsen e, taşın. Git hı hı. Trabzon'a mesela benim memekem. Yani <laughs> evet, depremden uzak. Maçkalıydınız. <laughs> maçkaya git, deprem yok. Orada bir ayı var, sel var. Dereye girmezsen problem yok. Yani biraz sağlam evet. olması önemli. En önemli noktalardan Yoksa... birisi. Evet. Peki yani hocam. Bu güvenli yaşam Hı. kültürü lazım. Yani bu güvenli yaşam. Yani çocukken bize öğretiyorlar ya sobaya elleme, cız diye. E şimdi sobayı görünce moralimiz bozuluyor mu? Yok. Yani, yani evet, morali bozmayacağız. Tabii doğru söylüyorsunuz hocam, çok haksız. Önemli de bir detaya değindiniz aslında. Çok sağ olun. Ee, peki, şimdi İstanbul depremi bekleniliyor deniliyor ve insanlar korku, panik yaşayabiliyorlar. Şimdi bu 11 <laughs> ilden sonra beklenilen yakın zamanda ki deprem sizce İstanbul mu? Valla e, şimdi afet yönetiminde en kötü senaryoya göre hareket etme tavsiye edilir. <laughs> Hı -hı. Yani Türkiye'de şu anda en kötü senaryo İstanbul, Marmara Hı -hı. daha doğrusu. Hı -hı. Marmara ve İstanbul'u bekleyen bir deprem yani şu anda. Hı -hı. Ama bu e, Türkiye'de sanıyorum e, bir yer sorsanız size 6-7 tane hatta belki 10 tane sismik boşluk olan Hı -hı. yer sayar. Hı -hı. Yani uzun zamandır deprem olmamış. Deprem olması beklenen en az 10'a 10 yakın yer vardır. Evet. Ama bunlardan en başında... Marmara Denizi geliyor. Hı hı. Marmara Denizi ve bunun etrafında başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Bursa gibi birçok il var. Hı hı. Kocaeli de yine tekrar deprem tehlikesi altında. Hı hı. Yani bunlar, evet, bunlar hala e, şey var ve burada tabii Türkiye'nin nüfus sanayi ekonomisi en yani çok burada yerleştiği için burada e, kaybedilecek çok şey var. İnsan can mal. Evet. Yani, risk yani de diyorsunuz ki büyüklükte 11 ilde gerçekleşen depremin büyüklüğü gibi bir art, evet. yükseklik mi olur sizce? Yani büyüklük Hatır, olur. Mu? Belki de 2 katı bir şey var burada. Bir bir risk var. Oo, o kadar yüksek. Peki Evet. Çünkü hı hı. Yoğunluk çok daha fazla evet. evet. İstanbul depremi oldu diyelim. İlk 72 saatte insanlar ne yapmalı? Neye dikkat etmeli? Biliyorsunuz tele, telekomünasyon sıkıntısı yaşamıştık deprem sırasında, depremden <laughs> sonraki dakikalarda. Yani şimdi haberleşmen çökeceği kesin yani. O Zaten hmm. bizim şu anki normal cep telefonu ile yaptığımız haberleşme, afet haberleşmesi yöntemi değil. Hmm. Yani afetlerde bunların çalışmasını beklemek doğru değil. Hmm. Yani Dünyada da böyle bir uygulama yok. Yani Mesela Japonya'ya bakıyorsunuz. Bu GSM operatörleri deprem zamanında 171 adı verdikleri bir sisteme geçiyorlar. Ortak bir sistem. Hı hı. Mesela diyelim ki Fatoş Hanım deprem oldu. Evin videosunu çekip falan tul çocuğun ya da e, bir yere gönderemez yani. Çünkü bu video göndermek o anlarda çok zor. Telefon etip de işte annesini arkadaşını kardeşini uzun uzun işte şöyle oldu korktum böyle oldum psikolojik bir şey de yapamaz Japonya'da güzel bir sistemi GSM operatörleri tek sisteme geçiyor. 171'e basıyorsunuz. 1'e 1'e giriyorsunuz. Patoşan'ın kendi telefonunun numarasını yazıyor. 30 saniyelik bir şey var. Ee, mesaj bırakma şansınız var. 30 saniye. 30 saniye. Ben işte iş yerindeyim. Sa sağlıklıyım diyorsun. Hı hı. Sizi mer merak eden kişi 171 bu sefer 2'ye basıyor. 2 sizin bıraktığınız mesajı dinliyor. 30 saniye bu ha, kadar. Yani telefonla deprem anında uzun uzun konuşmak, içini boşaltmak, video vesaire göndermek zaten hatlar çok yoğun. Hı hı. Öyle şeyler mümkün değil. Ama Türkiye bu 171 sistemine bir türlü geçmedi. Hı hı. Yani sanıyor ki normalde olduğu gibi konuşması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Zaten bu baz istasyonları biliyorsunuz binaların tepesinde. Evet. Önce onlar evet. yıkılıyor. Yani hı. zaten elektrik gidiyor. Onların jeneratörleri belli bir süre idare ediyor. O yüzden depremde haberleşmeyi bu deprem çantası var ya. O çanta aslında afet çantası demek lazım buna. Hı hı. Hı hı hı. Çünkü bir sürü afet var. Hepsine bir çanta mı yapacağız Fateş Hanım? Çok haklısınız Hepsi hocam. Çanta Çok var. haklısınız. Tek afet çantası yapalım hepsini kullanalım bari. Haklısınız. O afet çantasıyla aile afet planı yaparken nasıl haberleşeceğimizi de konuşmamız lazım ailece. Hı hı. Yani şehir dışındaki bir aile büyüğünü seçmek, herkes ona SMSle mesaj göndermesi ya da ilk fırsatta ona bilgi vermesi, oradan bilgi alması hı hı. daha doğru olur. Evet, yani tamam. yoksa telefonlar göçecek yani zaten hep göçüyor. Hı hı. Oradan Bana bir mucize anladım. beklemememiz lazım. O zaman buna da dikkat ediyoruz. Peki İstanbul depremi daha büyük bir e, yüksek yani görüyorsunuz, öngörüyorsunuz. Sizce bu kadar işte arama kurtarma ekipleri de oluyor ya. İstanbul için arama kurtarma ekipleri sizce yeterli mi? Deprem oldu diyelim. Vallahi en en Bu konudaki öngörünüz can, nedir? En can alıcı soruyu sordun ha. <laughs> i̇şte bizim de en büyük sıkıntımız evet. da bu biliyor musunuz? Biz evet. afet yönetimini tersten anlıyoruz. Afet olduktan sonra ki Arama kurtarma filan işini afet yönetimi sanıyoruz. Hı hı. Şimdi İstanbul'da en az 100 bin bina var yıkılmasını beklediğimiz. Evet çok Tabii eski de binalar. Ağır, evet bir de orta hasarlı ağır hasarlı var yıkılmayacaklar. Yaklaşık hı hı. 300 bine yakın bina var. Hı hı. Arama kurtarma ihtiyacı olacak. Hı hı. Yani hı hı. şimdi bunlara 300 bin binanın başına her binaya apartmana 100 kişi koy, 30 kişilik üçer üçer ekip. 300 bin, hı hı. 300 e, 30 milyon arama kurtarma lazım. O, Nerede hı hı. bulacaksın? Böyle bir afet yönetimi yok işte. Bizim yanlışımız bu. Biz arama kurtarma falan gibi şeylere önem vererek afeti yöneteceğimizi sanıyoruz. Halbuki e, tamam, başla... hı, hı. Halbuki bina bizim afet yönetimi, risk yönetimiyle başlar. Hı hı. Risk azaltmayla başlar. Yani biz bu 100 bin binayı yıkılacak binayı 100 binaya indirirsek ancak bu işin altından kalkabiliriz. Evet. Yoksa ne kadar kedi köpek arama kurtarma, helikopter, bilmem ne toplasan topla buna bu altında kalacağımız kesin yani. Bu işte Hatay'da falan böyle oldu. Evet. Böyle bir afet yönetimi yok, böyle bir afet yönetimi mantığı yok ama bizim mantığımız maalesef tersten Hı -hı. işliyor. Hele olsun hallederiz abi. İşte oldu zaman başımıza geldiği zamanda durumu süreci iyileştirmeye çalışıyoruz ve tartışılır hale alabiliyor elbette ki. E, biliyorsun... Haledemiyordum. Evet, Haledemiyordum. E, biliyorsunuz... Evet hocam. biliyorsunuz birçok deprem uzmanları da İstanbul'u terk edip başka illere de yerleşenler de oldu. Basına yansıyan isimler oldu biliyorsunuz. Yani bizim öyle. hoca hoca kaçtı gitti Celal hoca Saroza ama gittiği yerde evin altında da fay geçiyor yani. Kaçtı yerde. <laughs> kaçtı yere de kurtulabilmiş <laughs> değil. Evet, evet. Az... Bu da fazla insan yaşamıyor diyor. Öyle bir avuntusu var. <laughs> Hani nereye kaçacaksın yani Türkiye'nin her tarafında bir şekilde etkileniyorsun. Elbette elbette yani, yani biz adam, deprem ülkesiyiz yakın. neticede her yer ee, insanlar bu farkındalığa kavuştu artık yani Bur deprem ülkesi. Yani ülkesiyiz. yakınlarım var akrabalarım var insanlarım var ne yapacağız yani toplu toplumsal bir problem bu biliyor musunuz? Fatoş Hanım. Toplumsal evet. Toplumsal bir problem. Bireysel çözüm geliştirmek olmuyor yani bireysel çözüm yok. Toplumsal problem toplumsal çözüm geliştirmemiz lazım. Yani örneğin İstanbul'un afete hazır olması için hı hı. İstanbul'da herkesin afetlere hazır olması lazım. Hı hı. Yoksa İstanbul lafete hazır değildir. Olmayacaktır yani. Elbette. Elbette. Ya. Birçok arkadaşım İstanbul'da yaşıyor ve evlerini hani gidip e, zeminlerini sağlam olup olmadığının yüzdelik derecelerini çıkarttırıyorlar herkes bir endişe içerisinde elbette. ki. Hatta tayinlerini bambaşka şehirlere aldırmak isteyenler, evet, hatta evet. İstanbul'dan Gaziantep'e, Hatay taraflarına da göç eden olanlar, göç edenler de var. Artık burada bundan sonra deprem olmayacak düşüncesinde girenler de var. Sizce bu durumda bu konuyla ilgili öngörünüz nedir? Tekrar olur mu o taraflarda da? Yani doğru düşünmüşler yani o kadar büyük bir deprem tekrar olmaz ama yakın çevredeki depremlerden küçük hı hı. de olsa az da olsa yine etkilenmeye devam ederler. Hı hı. Ama tabii işte Türkiye'nin bir tarafında birisine bir şey olduğu zaman hepimiz rahatsız oluyoruz. Evet, yani kendimizi soyutlayamıyoruz bu pro problemden. Elbette. Ama yani eğer İstanbul'da bir şeyiniz yoksa mecburiyetiniz yoksa Antep'e gidin işte Antep'in yemekleri falan insanları <laughs> çok güzel. Evet. Hatay'da. Öyle. Evet. Yani İstanbul'un bu kaos ortamında yaşama çalışmak anlamsız yani. Aslında birazcık doğaya dönmemiz lazım. Hı -hı. Hı -hı. Bazen biliyorsunuz filler var Afrika'da. Evet. Bunlar öldüğü zaman doğdukları yola yere giderlermiş. Yani doğdukları yere göç ederlermiş. Biz de artık yani yavaş yavaş köyümüze göç etmemiz lazım. Evet ediyoruz evet. aslında değil mi? Yani. Köklenmek evet, yerlere gidiyoruz. Evet. Yani bu deprem şey aslında bu yani doğal afet, doğa kaynaklı afet değil de bizimki mühendislik afeti bu. Bu evet. mühendislik e, hizmeti görmesi gereken binalar hı hı. mühendislik hizmeti görmeden inşa ediliyor. Hı hı. Görenlerden sonra da müdahale ediliyor. Hı hı. Yani bizim problemimiz farklı yani normal bir depremle Hocam, karşı karşıya. Hocam bu konuda karşı... eğitimler veriliyor mu? Yani siz daha çok haberdar oluyorsunuz. Ya e, yer bilimcisi söylüyor. değilsiniz biliyorum ama. <laughs> ya tamam anlatıyoruz herkes farkında da. Evet. Bu i̇nşaatta yapsatçılık var ya bir yapsat şeyi var. Tam evet. yapıp satıp para kazanacak. Bu bir geçim şeyi oldu yani bir sektör. Burada hızlı ve ucuz üretim hı hı. esas alındığı için öyle afet falan çok adam onun yapanın çok umurunda değil gibi yani bir standartlar var yönetmelikler ona uyumaya çalışıyor ama Hı -hı. bize çok eksik olan şeyler de var. Mesela e, sel yapı yönetmeliği yok. Deprem yönetmeliği var. Sel yapı yönetmeliği yok. Adam gidiyor derenin içine bina yapıyor. Depreme Hı -hı. dayanıklı tamam ama geliyor bütün giriş katını, botrum katını su basıyor. Evet, ne mesela yapacağız? Manavgat, Kastamonu. Ya öyle yani. İstanbul yani İstanbul'da ben şimdi İstanbul'da oturuyoruz. İstanbul'un evet. bütün ilçelerinde Bodrum katlarda nöbet başlıyor bir yağmur, bir gök gürültüsüyle beraber evet. alarma geçiyoruz. Evet. Hangi bodrum katı su basacak? Eğer geceleyin su basarsa insanların e, ölme, boğulma ihtimali var. Şimdi bu yani bu dere yatağında sıfır giriş bina yapmak hı hı. E, bir de botum kat yapmak. Bu akıl, bilim, mantık yok bunda yani. Evet, o çok önemli yani bir. Yani dünyanın anladım. hiçbir tarafında yok. Mesela İstanbul'a gelirseniz, siz Ankara'dasınız değil mi? Evet. Ha, Bugün İhlamur Kasrı'nı ziyaret edin. İhlamur Kasrı var Beşiktaş'ta. Hı hı. Onu yapan adamların ne bilgisayarı, ne akıllı telefonu var, ne bir şeysi var. Adam onu yaparken dere yatağında yaptığını bilerekten bir kat yukarıda yapmış yaşam alanını. Hı hı. Oturup kat yapmamış. Hı hı. Sıfır giriş yapmamış. Yan tarafta Beşiktaş'ta dolaşırken bak orada Ihlamur caddesinde sıfır hı hı. giriş bira ve botrum kat bu inanılmaz bir şey yani bu bir mühendislik faciası. Evet biliyorsunuz bu, bu sene de da... uyardılar gökbilimciler bu sene değişik şimşekler yağmur yağmurların başka bir çeşitlerinin geleceğini söylediler hatta depremden sonra bunu bizzat yaşadık mesela ben Gaziantep'te yaşamıştım Amerika'da görülen şimşekler çaktı elektrikler gitti saatlerce. Hatta hanım şu internetteki sahte meteorologlara <laughs> kulak asma. <laughs> Öyle diyorlar hocam. Size sormak onlardan istedim. Onlardan bezdik yani. Bezdik bıktık onlardan. Bir Karadeniz olarak bezdik diyorum yani. Sinirlendirmeyelim ya bu... sizi bir Karadeniz olarak. <laughs> yok şimdi böyle bunlar meteorolojiden eğitim falan yok bunların. Böyle boş vakitleri çok. İnternette böyle çok muhabbet yapıyorlar. Hmm. Gazeteciler de onları arayıp bize soruyor. Çok ciddi şeylermiş gibi. Evet. evet. Çoğu uydurma yani. E, buna açıklık getirmeniz beni çok mutlu etti. İçim rahatladı hocam. Ya. <laughs> yok sağ Problem. Hayır bu çağımızın problemi biliyor musun? Evet, Dezenformasyon evet, çağında yaşıyoruz. Yani o kadar çok bilgi var ki. Yani bu basında, internette, her yerde bunlar, bunlar ayıklamak çok zor. Evet. Biz, birisi evet. bir, bat, bir taş atıyor kuyuya. Ondan sonra herkes bizi arıyor. Bu taşı nasıl çıkaracağız diye uğraşıyoruz. Kızcağız da masanın yanında yatıyor ya, iki de bir sinir alıyorum. burada. <laughs> hocam. Hocam bir şey soracağım. Yani, Yemin ederim depremde biz işte böyle ya saçma sapan hareketler yaptık. Bizzat ben de yani. Hani e, Ya bir dakika kapı çalıyor, bir Müsaadeniz elbette var. Elbette lütfen. Lütfen ben de kıymetli izleyicilerimizle bu anı paylaşmak istiyorum. Ya hayatımda hiçbir zaman deprem görmedim ben. İşin açıkçası çocukluğumdan beri. Deprem sırasında ne oluyor dedim. Yani rüyada mıyım yüzüme vurmaya başladım. E, gidip Koltun baş köşesine geçip kafamı eğdim Ne kadar yanlış yapmışız? Halbuki o C'nin pozisyonunda koltun ön kısmına geçmemiz gerekiyor. Fakat yanlış yapıyoruz bazen bu noktaları. İşin uzmanına soruyoruz şimdi afet konusunda ender kişilerden Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu'na sorduk efendim. Şimdi birazdan kendisi tekrar bizimle olacak. Evet. Şimdi ise tekrar sorularımızı soralım. Ya kusura evet. bak ben kapıdan Estağfurullah hocam. Şey... sizin bu doğallığınızı çok seviyoruz biz. gire <laughs> <İçeri> giremedi hanım. <laughs> giremedi, giremedi. <laughs> evet. evet. Yani bu kapılar da depremde problem olacak biliyorsunuz. Bu özellikle çelik kapılar. Ah hocam evet bana. onu özellikle sormak istiyorum. Ben de bizzat yaşadım. Çünkü depremde açamadık kapıyı. Sıkıştı. Evet açamazsın. O yüzden ben başımın yanında ba şey balyoz tutuyorum. <laughs> Yatağım. Evet önemli bir nokta. İçerik kapısı, balyozum, suyum. Çikolata falan duruyor yani başımın yanında. Evet. Yani evet. işte durum böyle hocam. Hocam bir şey soracağım. Ee, özellikle tabii isimlerini veremiyoruz ama deprem sırasında yaşadıktan sonra bu, bunlar bize çok bildirilmişti. Özel application'lar var böyle. İşte acil bir durumda ona basın işte internetsiz de çalışılıyor gibi. Bunlarla ilgili bilginiz Hı. var mı? Yani bu işte yani ben hayattayım gibi böyle bazı sosyal medya programları var. Bir de AFAD'ın hazırladığı programlar var. Hı hı. Hayattayım, sağ şeyim gibi. Hı hı. İşte bunları aile afet planında düşünmek gerekiyor. Yani aile afet planında depremden sonra aileler nasıl haberleşecek, birleşecek? Mesela şimdi deprem oldu. Birimiz işteyiz, birimiz okuldayız, birimiz alışverişte. Evet. Gece olacak hali yok ya bu depremin. İlla gece olmuyor. Nasıl? Genelde depremler hep nasıl oluyor? Gördük gerçi. Fas'ta da gördük. Her zaman oluyor işte. Her zaman gece oluyor diye millet kafaya takmış. Keşke her zaman gece olsa. Hı hı. Çünkü o zaman aile bir arada oluyor. Evet. Birbirine sınırlı en kötüsü hafta ortası, gün ortasında ailenin, herkesin bir tarafta olduğu zaman deprem olması en kötüsü o. O daha zor oluyor. Ee, yani gece olması yine de iyi bir şey ama tabii şans kader kısmet ne zaman ne olacağı belli değil. Peki bu depremlerin hani baktığım kadarıyla hep genelde hep gece tutmuş hani bak yani çok gündüzde olanlar da var ama en sık ağırlıktaki gece. Bunun sebebi ne hocam? Yani yerbilimci bilimci değilsiniz ama yine de bir danışmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya bu sebebi ne biliyor musun? Sebebi şu. İnsanlar genellikle en son olan depremleri hatırlıyor. İşte onlar tesadüfen gece olmuşsa. Şimdi Maraş gece değildi mesela. Dörtte oldu ikincisi. Hı <laughs> Ondan sonra diyor ki bu, bu tamam diyor bunlar artık hep gece oluyor. Hı hı. Mesela diyelim ki 17 Ağustos'ta sıcak nemli şey sıcak bir havada oldu, yıldız hı hı. şey böyle açık bir havada, biraz da nemliydi, hava bunaltıcıydı. Hı hı. Sıcak nemli havalarda hı, tamam deprem havası diyor. İnsanlar böyle bir bağlantı kurabiliyor ama bütün depremlere baktığın zaman böyle bir paten şey yok yani her dakika her zaman olabiliyor. Her dakika, her dakika. Kar da olabilir, hı hı. Kar, güneş de olabilir her zaman olur. Çok da Bir de tabii bir şey var böyle. Mesela uçak düştükten sonra deprem olunca veya güneş tutuldu deprem oldu. Ah bu <laughs> <Uç>, deprem tutulması <laughs> güneş tutulması. <laughs> Hemen A'dan, A'dan sonra B olursa B'yi A'ya bağlıyor. insanların yapısı bu. şey Her şeyi açıklamak bir yere bağlamak ister insan. Evet evet. evet. Doğru, doğru. Ama bu bilimde bu rastlantılarda bir fiziksel anlam bağlantı olmayınca biz evet. onlara itibar etmeyiz. Evet. Hocam sabah gazete haberlerinde manşet haberlerini aktarırken işte dün mesela Ege tarafında 4.7'lerde hep böyle artçılar olmuş. Bu hafta biraz böyle tetiklediği ile ilgili bir köşe manşeti hı. vardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi işte onu yer bilimciler sormak lazım ama yani bu depremin diğer depremin tetiklemesini vesairesi hı hı. öncü müdür, artçı mıdır? Bunları anlamak için öteki depremlerin de olması gerekiyor. Hı hı, hı hı. Yani hı hı. biz hep bu faylarla uğraşıyoruz biliyor musun? Yani hep faylara bakıyoruz. Evet, evet, Artık evet. fayları ezberledik. İnsanlar bu fayları bırakıp biraz binalarına baksın. Evet, Kendi ağzına bakması lazım. Biz var ya, biraz böyleyiz. Daha hep tehlikelerle uğraşıyoruz. Mesela evet. bir afet olması için üç tane şey lazım Fatih Hanım. Hı hı. Afet eşittir, tehlike. Bir tehlike olacak. Hı hı. Çarpı, maruziyet. Buna birileri maruz kalması lazım. Çarpı etkilenebilirlik. Şimdi Aha. biz bunu dere yatağında mıyız? Evet suya maruzuz. Peki su basma seviyemiz yüksek mi? Etkilenebilirimiz miyiz? mı? Yok sıfır girişli bina. Hı hı. O zaman o zaman bu tehlike afete dönüşüyor. Hı. Şimdi diyelim ki e, deprem olmuş diyelim bir yerde. Biz fayatın üstüne değiliz. Evet. Binamız depreme sağlam. E, o zaman deprem afet olmuyor. Ama biz hep, hep afet tehlikeyle uğraşıyoruz. Evet. Hocam mesela girmeye... Se sele karşı bizim ne hazırlığımız olmalı? Şimdi deprem için tabii F ki afet çantası hazırlıyoruz ama. Ya, tabii onu hocam şöyle bir reklam yapabilir miyim? Şu kitaptan okuyun bu Japonların deprem hazırlık Elbette. şeyi. Adı nedir Badece hocam? Adı deprema afetmez. Hı -hı. Yani Fatoş Hanım affedebilir. Hı hı. Ee, i̇şte ne diyeyim Devlet dağıtabilir de imar Hı. imar affı filan da. Evet. Ama deprem affetmiyor yani. Evet. Burada hocam şeyler anlatılıyor. Binanızı nasıl kontrol etmeniz lazım? Bir ön test. Ee, sonra depreme hazırlık için aile afet planı nasıl olacak? Nasıl haberleşeceğiniz gibi böyle temel bilgiler Detaylar var burada. Detaylar orada da. Yani onun için siz şimdi burada tabii vakitte kalmadı. o kadar uzun anlatamayız. Hı -hı. Hı -hı. Selde ise hocam en önemli görev selde sel yataklarından uzak durmak gerekiyor. Hı, hı Yani sel yataklarında gidip kamp yapmak, ev yapmak, botrum katta oturmak, giriş katta oturmak çok tehlikeli yani. Bu çünkü evet. su akıp yolunu bulması lazım. Şimdi akıp yolunu bulamıyor. Gidiyor Fatoş Hanım'ın evini buluyor, arabasını buluyor işte burada gördüğün gibi. Evet. E o zaman bu ne oluyor. Tehlikeyle maruziyet bir araya geliyor. Hı. E burada da zaten ev girişi, camı, kapısı var, şey var yoldan suyu içeri doğru giriyor. Şimdi selde en önemli konulardan bir tanesi bu meteoroloji genel müdürlüğünün e, şeyine e, uygulaması var meteoroloji diye. Meteoroloji. Bunun cep telefonu herkes indiriyor parasız Hı -hı. bir uygulama. E, burada radar var. Hı -hı. E, bu radardan e, böyle canlı olarak takip ediyor hava durumunu. Hemen indiriyorum hocam Mesela. meteoroloji. Hı -hı. Ha. Burada artık bu e, nedir o konserve hava durumunu yerine canlı hava durumunu yapman lazım. Bak şimdi görüyorsun, evet e, hocam. bizim e, Trakya kıyılarında bir hafif bir çisenti şeklinde bir yağış var böyle hareket ediyor hı hı. batıya doğuya doğru. Buradan takip edeceksin yani bu yağış sistemi nerede bize doğru mu geliyor? Aa, e, ne kadar önemli? E, ne yapıyor? He. Yani buna göre diyeceksin ki ben. Televizyondan çıkmayın biraz daha bekleyeyim. Yağmur gelsin geçsin. Yani böyle kendini planlayacaksın. Gidip yağmurun içine girmeyeceksin. Hani diyorlar ya televizyoncular var ya işte Fatoş Hanım mesela ikide evet. bir. Aniden bastıran yağmurlar. Yani aniden bastırıyor. Orada görüyorsun işte geliyor. Evet. Aniden bastırmaması <laughs> için. tamam mı? Evet. Suya kapatmak için arabanla yeraltı geçiminde suya suda kalmaman için göllerden vesaire. Bu havayı artık dikkat et, Farklı metodik bilgiye artık canlı ulaşmanız lazım. Evet. yerleşmemeniz lazım. Eğer evinize su girerse çok pis su. Kanalizasyon suyu karışıyor. Ee, çamaşır suyunu bol kullanmanız gerekiyor. Ve o beton e, to, şey tahta yüzeyler suyu emdiği için sonra küf mantar salıyor. Ha so, Yani ar, astım alerjik hastalıklar bunlardan Hı -hı. kurtuluş da çok zor Hı -hı. o yüzden Hı -hı. Yani sağlığınız da bozulur temizleseniz bile çok temiz olmuyor Evet. evet. bu sel eteklerine uzak durmak lazım Hı -hı. böyle işte arabayla e, anlamadan bilmeden gidip yağmura girmeyin radardan meteoroloji radarından bedava devlet size bilgiyi vermiş takip edin Hı -hı. orada meteoroloji diye application'ı indiriyoruz Hı -hı. evet yani hocam sen de mesela böyle programlarda fırtına olduğu zaman göster orada işte Sevgili Ankaralılar işte ya şuradan giriyor. O kıpkırmızı evet. Bu programı kullanacağız tuturur. hocam. Ben çok, sevdi. evet, çok teşekkür ediyorum. hava durumu sun. Ben emekli olunca geleyim ben bir Türk hava durumu sunayım. Yani Elbette canlı canlı başımızda yeriniz var efendim. Yani böyle olmuyor hocam. Yoksa <laughs> üç, üç sene yani koca bir güne 3 derece 5 derece. Ya koca bir gün 24 saat. Kaç her zaman değişik. İşte bak buralarda sel olmuş. Bu Hı -hı. buralar düz vadi gibi yerler buralar. Belki dere yatağı. Şimdi bunların kapıları yüksek olsa birkaç e, şey merdiven yüksekte olsa bunlar içine su girmeyecek. Yani su basman diye bir kavram var Fatoş Hanım. Su, su basman ile ilgisi yok biliyor musun? Aa, doğru. Türkiye'de yani. öyle ki onu. İçine boşaltmışlar tanımını. Algıda seçici olmuş. puan. taşından 125 Hı -hı. santim diye. Hı -hı. Derede de bordo dışından 125 santim. Tepede de. Hı hı. Daha subasman Su basman diyor. Su ilgisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Kavramların içi boşalmış. Ee, bu su basman kavramını hocam Cevşehirçik Bakanlığı'nın tekrar tanımlaması lazım. Evet, evet. en az 100 yılda yağabilecek evet. en şiddetli yağışa göre belirlemesi gerekiyor. gerekiyor. Hmm. Hocam size doyamıyoruz vallahi. Uçaktan hızlı enerjiyle geçti yayınımız yine. Daha yeni başlamıştık anlatmaya. <laughs> evet biz sizi <gülüyor> <gülüyor> biz sizi yine davet etmek istiyoruz hocam doyamadık kıymetli izleyicilerimizden de bolca sorular gelmiş. Kitabınızı da mutlaka alıp okuyup altını çize çize sizi tekrar yayınımızda konuk edip tamam. tekrar e, detayları sormak istiyoruz olur mu? Oldu görüşürüz. İnşallah Çok teşekkür ediyorum olur. hocam. İyi ki varsınız. İyi pazarlar diliyoruz size. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, çok önemli detaylara dokunduk. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'yla, Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi profesörü kendisi. Yer bilimcisi değil ama o konuda da bilgisi var. Biliyoruz ki onları da sorduk diyoruz. Evet, öğrendiklerimizi, öğrettiklerimizi, hatta tüm merak ettiklerinizi hafta sonu programında sizlere aktarmaya çalıştık efendim. Haftaya Yine saatler 9'u gösterdiğinde sizlerle beraber olacağız. Saat 9 ile 12 arasında Fatoş Tapan'la hafta sonu programında sizlerle beraber oluyoruz efendim. Haftaya çok önemli konuklarımız var. Çünkü 29 Ekim haftası 100. yıl adım adım ilerliyoruz. Türkiye'mizin doğum günü. Çok anlamlı gün olacak. Kıymetli konuklarımızla sizlerle beraber olacağız. Lütfen varsa sorunuz buyurun sorunuz fatoştapan.com adresine de yazabilirsiniz diyoruz. Kalbinizin attığı, aklınızın yattığı gibi güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. 29 Ekim haftasında da gümbür gümbür sizinle beraber olmayı diliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.